Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Fransız ve İngiliz medyası seçim öncesi Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Değerli izleyenler ve ekonomist, bugün çıkan sayısının kapağında Türkiye'deki seçimlere işaret ederek, 2023'ün en önemli seçimleri Türkiye ve demokrasinin geleceği başlığını kullandı. Kapakta Erdoğan gitmeli, demokrasiyi koruyun, oy ver gibi pankart resimleriyle Türk bayrağı yer alırken dergide seçimlere ilişkin yayımlanan makale. Türkiye zorbasını görevden alırsa her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli başlığıyla verildi. Erdoğan'ın TCG Anadolu gemisi ile milliyetçi seçmenlerin oyunu kazanmayı umduğu savunulan makalede, Türkiye'yi 2003'ten bu yana artan biçimde otokratça yöneten adam yenilgiyle karşılaşabilir ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin küresel sonuçlar doğuracak bir durum olacağı ileri sürülen yazıda, Türk insanı daha özgür, daha az korkak, daha müreffeh olacaktır. Yeni hükümet, Batı ile hasarlı ilişkileri tamir edecek. Türkiye, bir NATO üyesi ancak Erdoğan yönetiminde orta Doğu'da oyun bozan bir aktör ve Rusya ile daha yakın ilişki arayışında iddiasında bulunuldu. Haftalık Fransız Le Presse dergisi de 4 Mayıs tarihli sayısının kapağında Erdoğan, kaos riski ifadesini kullandı. Dergi, 2017'deki anayasa değişikliği referandumundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse tüm güçleri tek elde topladığını iddia etti. 14 Mayıs tarihinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğu yorumu yapılan haberde, Türkiye'nin özgür ve adil seçimlerin yapıldığı demokratik bir rejim olmadığı, Erdoğan'ın medyanın %90'ını kontrol ettiği, ülkede basın ve ifade özgürlüğünün bulunmadığı ileri sürüldü. Dergide İstanbul'da görev yapan Avrupalı bir diplomatın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Türkiye'de kaosa sebep olduğu iddialarına yer verildi. Erdoğan'ın seçim yenilgisi halinde iktidardan ayrılmayı reddetme ihtimalinin bulunduğu iddia edildi. Dergideki diğer makalede de Cumhurbaşkanı Erdoğan için diktatör ve otokrat gibi nitelemeler yapıldı.